Şimdi yukarıda bir ifade verilmiş. Şu daireler içine alınınca bu OBEP'lerini ifade ediyormuş. Yanda yazan. Şöyle kare içine alınınca da OKEK'lerini ya da EKOK'larını aynı şekilde ifade ediyormuş. Burada gördüğümüz şey aslında X ve Y'nin OBEP'idir. Daire şeklinde olan OBEP'tir. Biz bunu şöyle yazabiliriz. OBEP X virgül Y eşittir 5'miş. Şurada gördüğümüz şey de OKEK. Yani X ve Y'nin OKEK. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. OKEK ya da EKOK aynı şey ikisi. X virgül Y eşittir 120. Şimdi biz X artı Y toplamının en küçük değerini arıyoruz. Farklı yaklaşımlar takip etmek mümkün. Ama şunu söyleyebiliriz. Eğer bu iki sayının OBEP'leri 5 ise 5'in katı olmalılar. Yani biz şöyle bir X sayısı seçebiliriz. X sayısı 5'in katı olacak şekilde 5K, Y sayısı da 5'in katı olacak şekilde 5P olarak seçilebilir. Ama buradaki P ve K aralarında asal olmalı. Yani ortak çarpan bulunmamalı. Mesela her ikisinde de 2 olsa artık OBEP'leri 5 olamaz. 10 olur. Daha büyük çünkü 5. Şey 10 5'ten daha büyük. İkisinde de 2 olursa olmaz. Ortak çarpan olmayacak. Şöyle P, K aralarında asal. Tabii bunu rastgele seçmeyeceğiz. Şu ikincisini de uygulayarak bulmaya çalışacağız. Şimdi ikinci ifadede biz şu OKEK'lerinin 120 olduğunu biliyoruz. Şunları yazarsak 5K 5P'yi şunu da yerine yazıyorum. OKEK X yerine 5K yazıyorum. Y yerine 5P yazıyorum. Bu da eşittir 120. Şimdi şu ikisini de bölen bir sayı varsa dışarıya alınabilir o. 5'e bölüyorum. K kalır. 5'e bölüyorum. P kalır. 5'i dışarı yolluyorum. Bu durumda 5 tane OKEK K virgül P eşittir 120. Şimdi 5'e bölüyorum. 5'e böldüm. Bu gitti. 120'yi 5'e bölersek 24. Şimdi hatta bir kez daha yazayım bunu. OKEK K virgül P eşittir 24. Şimdi K ve P'nin OKEK'i 24 olacak ama aralarında asal. Yani ortak çarpanı olmadan OKEK'leri 24 olacak. Tabii çarpılan sayıları düşünebiliriz. Çarpımları 24 olan sayıları düşünebiliriz. Biri 1, şöyle yazayım hatta. Biri 1, diğeri 24 olabilir. OKEK'leri 24 yapar. Biri 2 olursa öteki 12 olmayacak. Ortak çarpanları var. Asalları düşünmeliyiz. Bu 2'nin kübü, diğeri de 3. Bunları paylaştırmalıyız. Aynı sayıyı her iki tarafa koymamalıyız. Aralarında asal olmaz yoksa. Şöyle olur. Biri 3 olur. Diğeri de 8 olur. Başka da alternatif bulamayız. Eğer şunu yazarsak 3'ün yanına biz buraya 2 koymaya çalışırsak artık aralarında asal olmayacaklar. Öteki 8 olmalı zaten. Bunlar aralarında asal olmuyorlar. Şimdi bizden istediği x artı y'nin en küçük değeri. X artı y'nin küçük çıkmasını istiyorsak hatta yazarak da çıkarabiliriz. X artı y dediğimiz şey, x dediğimiz şey 5K'ydı. Y dediğimiz şey 5P'ydi. 5 parantezini alırsak K artı P. Eğer biz bunun küçük olmasını istiyorsak K artı P küçük olmalı. Buradan 25 yapıyor, buradansa 11 yapıyor. Demek ki şunları seçmeliyiz. 3 ve 8'i. Bu 3, şu 8 olur. Toplamları 11. 5 çarpı 11, bunun sonucu da 55 olur. En az demek ki 55 olabilir demiş.